Şimdi öncelikle 1999 yılında Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiğinden bugüne kadar sürekli avukatlarla görüşmesi engellenmiş, hukuki yardımda bulunması bir nevi set olunmuştur. Koster bozukluğu bahane edilmişti bir dönem. Bu dönemde çeşitli disiplin cezalarıyla avukat görüş yasağı engellenmekte. Ama infaz kanunundan da kaynaklanan bizim görüşme hakkımız vardır. Bu infaz kanunundan doğan hakkımızı yerine getirmek istiyoruz. Biz İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan mahpusların sağlıklarından endişeliyiz. Öncelikle sağlık durumlarını öğrenip bu endişeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir ikinci gerekçe ise Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorunundaki muhataplığı ve çözüm olması. Kürt sorunun demokratik ve meşru yollarla çözülebilmesi için İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan'la görüşmelerin başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğeri de az önce de dediğim gibi 1999 yılından bugüne kadar Sayın Öcalan hukuki yardımda bulunamamıştır. Bu hukuki yardımda bulunmak amacıyla biz Ada Hapishanesi'ne gitmek istiyoruz. Sayın Öcalan'ın söz kurduğu, Türkiye siyasetine yön verdiği dönemlerde çatışmalar durmuş. Çatışmanın olmadığı yerde bir savaş bütçesi olmamıştır. Savaş bütçesinin olmadığı yerde de elbette ki refah ve ekonomik düzey gelişkin olmuştur. Yani Öcalan'ın tecrit edilmesi çatışmalı dönemleri doğurmuştur. Bundan dolayı bu çatışmalı dönemlerde ekonomik krizleri kendisiyle beraber getirmiştir. Kamuoyunun yapamadığı şeyleri cezaevlerinde mahpuslar bedenlerini açlığa yatırarak yapmaya çalışıyor, tecriti kırmaya çalışıyor. Kürt sorununun demokratik çözümü için bir eylemsellik içerisindeler. Açıkçası söylemek gerekirse hukukçuların, hukuk örgütlerinin yapması gereken şey öncelikle bu tecrite karşı söz kurmaktır, karşı çıkmaktır. Biz zaten Adalet Bakanlığı'na başvururken de bu sözü kurabilmek için, tecriti kırabilmek için, Kürt sorunun demokratik ve meşru yollarla çözülebilmesi için başvuruda bulunmuştuk. Yani İmralı Ada Hapishanesi bir hukuk kara deliği olmuştur. Spiti oralarda görüşme yapmış olmasına rağmen raporunu açıklamamış. Orada bir işkence var mı yok mu bilmiyoruz yani. Ama Spiti'nin yapması gereken bu kamuoyuna, çünkü kamuoyu endişeli. Bu endişeyi gidermek adına raporu paylaşması gerekiyor. Bir an önce paylaşması gerekiyor. Yetkililerin de cezaevini denetime açması gerekiyor. Orada gözlemlerin yapılabilmesi gerekiyor. 3 yıla yakın süredir haber alınamıyor. Orada birçok hak şu an yok sayılıyor, görmezden geliniyor. Mahpusların infaz kanunundan doğan telefon, mektup, aileleriyle görüşme, avukatlarıyla görüşme hakları engelleniyor. Biz bir şey istemiyoruz yani. Hani oradaki mahpuslara iltizam istemiyoruz. Bu hakların uygulanmasını istiyoruz. Bundan dolayı başvuru yapmıştık. Hukuk kurumlarına, barolara, barolar birliğine çağrımızdır. Tecrite ilişkin sözünüzü kurun. En azından sivil toplum örgütüyüz. Siyasi iktidarın, Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cumhuriyet Bursa İnfaz Hakimliği'nin bu konuda bir adım atmasını talep edin diyoruz. Tecrit insanlık suçudur. Bu insanlık suçuna karşı bütün kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.